Deprem anında cırılcıplak ben hastanede bir gün boyunca yalın ayak dolaştım. Bir aşortmanla dolaştım. Hayırseverin biri geldi bana bir terlik verdi. Onunla dolaştım. Sonra getirdi bir tanesi bir kocuk verdi. Ya soğuk hava sen ne yapıyorsun? Deli misin? Dedim ki ben deli değilim. Ben depremzedeyim dedim. Halk yardım etti. Çevre şehircilik geldiler, evlerimizi yazdılar, çekti gittiler. Onun haricinde bize belki devletimiz sonradan yardım edeceğiz diye bir şeyler söylüyorlar ama şu ana kadar herhangi biz bir yardım görmedik. Görmedik. Ama halktan çok büyük destek gördük. Çok büyük yardım gördük. 15 hanayız. 15 hanenin 15'i de yıkıldı bizde. Bir tane kalmadı. Ben bir hafta çadır bulamadım. Çadır bulamadım. Benim kendi konteynerim vardı. Şurada duran konteyner bizim kendi malımızdı. Köyde sakat vardı. 2-3 tane. Bir hafta o sakatları koydum. Benim çoluğum çocuğum da şöyle arabaların içerisinde kaldılar. Bir tane çay kaşığımız yoktu. Çay kaşığı enkazdan alamadık. Bizim enkazlarımız girilmeyecek vaziyetteydi. Zemin etütüne de gelen olmadı. Enkaz kaldırmaya da gelen olmadı. Kendi şeylerimizden, çabalarımızdan şimdi. Önde iki tane kaymakam gelmişlerdi görevli. Benim çocuk dedi ki burada bir şey kokuyor dedi kaymakam. O da dedi kaymakam bey ben kokuyum dedi. Ya yok dedi ben kokuyum dedi. Banyo yok, bir şey yok, su yok. Ben kokuyum dedi. Sağ olsunlar şu banyoyu gönderdiler. Bu iki çeşitli banyo. O geldi. 3 tane konteyner aldık. Daha 8 konteynere ihtiyacımız var. Ben çoluğumu çocuğumu 10 tane nüfusu Gaziantep'in Haçiköprü köyü var. Orada kızım var. Kızımın yanına gönderdim. Barındılar. Buraya getirmedim. Yok barınacak bir şey yok. Uyku yok. 2-3 saat bir uyku uyuyabildimse uyuyabildim. Ben böyleydim. Benim haricimde nice insanlar sabahladılar, soğuklarda kaldılar. Çadır da bulamadılar. Herhalde malumunuz siz de dinlediniz. Bizim Yüce Kızılay'ımız, Yüce Afetzade'miz Haluk Levent'e çadır sattılar. TRT'lerde ile konuşuluyor. Parayla sattılar. Herhalde bunlar Karagün dostu olacaklardı. Karagün dostu olmadılar. Adıyaman, Hatay'da da çadır ulaşmayan yerler olduğunu söylüyor. Televizyon söylüyor. Ben söylemeyeyim. Çadır ulaşmayan yerlerin olduğunu söylüyorlar. Adam bahçesine kendi imkanından çadır kurmuş. Onda barınır. Bunların bugüne kadar kalmaması lazım. Ulaşması lazım. Biz bunları da hak etmiyoruz. Hak etmiyoruz yani. Yani bir yetkili de gelse ben bunu söyleyeceğim. Hatay'dan bizim bu vadiye Amuk Ovası denir. Hatay'dan. Pazarcaya kadarı burası Amuk Ovası diye geçer. Burada Amuk Ovası'nda ne kaza kaldı, ne belde kaldı, ne köy kaldı. İstinada köyler kaldı. Kaya zemin olan yerlerde bir şey olmadı. Ama toprak zemin olan yerlerde hepsi %90'ı yıkıldı. Ve ölü sayımız da kat 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 fazla. Kader de değil, şunu da söyleyeyim. Bir tane geldi bir insan dedi bir kader. Ben dedim ki bir saniye bir daha söyle kader mi dedim. Kaderdi. Japonya'da mı kader dedim. Kore'de mi kader dedim. Amerika'da bir sürü kent var o da mı kader dedim. Kader değil. Sağlam yap olsa, etütler sağlam yapılsa bu kader olmaz kardeşim. Yani tek kelime. Benim Nur Dağı'nda tutuklandı. CCK diye bir firma var tutuklandı. Başkan tutuklandı. Daha da tutuklansınlar. Kim bu ülkeye haksızlık yapmışsa, kim buralara haksızlık yapmışsa bunlar hesap vermek zorundalar. Zorundalar. Adalet budur. Adalet herkese lazım. Halkın birbirine dayanışmasıyla Kastamonu'nun bir kazasından
bir kamyon değil de bir 50 nece odun getirdiler. O çuvalardan bir araba buraya odun getirdiler. Eksi 7-8 derecedeyiz. İçeride durulmuyor. Yani sobalar aldık. Odun sobaları. Onlar da ısınmaya başladık. Burada kalanlar. Bu vaziyet günümüzü geçirdi. CHP İzmir milletvekili, eski sendikacı. O adam geldi şurada. Dedi bu ev kimin dedi, benim dedim. Kaç kişiydiniz dedi, 10 kişiydik dedim. Bu evden sen mi çıktın dedim, 10 kişimiz çıktık hanım hastanede. Adam bana sarıldı, inan 3-4 dakikada ağladı. Ben ağladım, kendim de ağladım. Ha şunu da tekrar söyleyeyim. Doğu'da Şırnak gönüllülerine de teşekkür ederim. Şırnak, Diyarbakır. O adamlar ikinci gün buraya geldi, ulaştılar. Her 2-3 günde bir geldiler. Sorunumuz ne? Ne yaparız? Ne yapabiliriz? İmkanımız dahilinde geldiler. Halımıza, hatırımıza sordular. Ona da desem PKK'lı. İnsan insandır. İnsanın dili, dişi, rengi olmaz. Gelsin bize sahip çıksınlar. Bizim durumumuz bu. Anlattığım gibi biz bugün 25. günümüz, 25 günden beri ben her gün sabah kalkarım ağlarım. Ya Rabbi ya ne bu çoluk çocuğun çektiği, bizim bu başımıza gelen, biz gördük, biz yaşadık, bundan sonra kimse yaşamasın. Ha biz deprem kuşağındayız, biz bunu yaşayacağız. Bugün burada ben yaşadım, yarın İstanbul yaşayacak, 20 yıl sonra başka yer yaşayacak. Deprem bilançolarını çocuklar telefonda, televizyonum yok, açıklıyorlar. Tarih tarih deprem bilançoları veriyorlar. Biz depreme dayanıklı bir bina yapmış mıyız acaba? Neyi yapmışız? Yapmamışız. Yapmamız lazım. Şimdiden sonra 10 ilimiz yaşadı. Binlerce ölümüz var. Bizim 45'ler, 50'ler, 100'ler değil. Daha fazla fazla ölülerimiz var. Ama bizden sonra bunu yaşamasın. Allah korusun, bu deprem İstanbul'da olsaydı Cumhuriyet tarihinin en büyük 7.7 şiddetindeki depremi. İstanbul'da olsaydı milyonlarca insan ölürdü. Ve yaralar da sarılmazdı.